Kime niyet, kime kısmet? Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'ye artık çok yakın. Beşiktaş dendi, Galatasaray dendi, Trabzonspor dendi, yurt dışında Westerlo denildi, Fransa Ligi denildi. Bu transfer döneminin en gözde yerli oyuncuları arasına çoktan girdi. Fenerbahçe ise oyuncuyla anlaşmak üzere, hatta ve hatta yeni çiçeği burnunda Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç, Konyaspor yönetimiyle Kulüpler Birliği toplantısında el sıkıştı. Çok yeni bir haber. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi bu arada. Kendisini de tebrik edelim. Şimdi Abdülkerim Bardakçı ile alakalı daha önce Beşiktaş'a transfer olursa neler katabileceğinden bahsetmiştik. Bugün Fenerbahçe'yi anlatacağız. Çünkü noktası virgülü kaldı transferin. Başlayalım. Oyuncunun geçmişinden bahsedelim. 7 Eylül 1994 tarihinde Meram'da dünyaya geldi. Bir stoper olarak kariyerinin en olgun döneminde 27 yaşında, birkaç ay sonra 28. yaşına girecek. Futbola Zonguldak Spor'un altyapısında başladı ama altyapıdan bir başka altyapı Konyaspor'a transfer oldu. Burada 2011 yılında kendisiyle profesyonel sözleşme imzalandı ve A takıma yükseldi. Sergilemiş olduğu performansla geçen sezon 24 Mart 2021 tarihinde milli takıma kadar yükseldi Abdülkerim Bardakçı. Konyaspor formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansı var ve burada yıldızını parlatıyor Abdülkerim Bardakçı. Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin, hatta dediğimiz gibi Trabzonspor'un, Galatasaray'ın da radarına giriyor. Şimdi Konyaspor dışında Adana Demirspor, Samsunspor, Giresun, Denizli ve Altay gibi takımlarda da forma giydi ama İstikrarlı dönemler pek yaşamasa da son iki sezona kadar gerçekten büyük bir seviye atladı Abdülkerim Bardakçı. Dört büyüklerde oynamayı hak edecek bir seviyede. Şimdi başlıkta da gördünüz. Bana göre geçen sezon Kim Min-jae'den sonra ligin en iyi stoperiydi. Ve yerli stoperler arasında en teknik stoper de oydu. Çok iyi bir oyun kurucu özelliği söz konusu. Çok hızlı bir savunmacı mı? Belki değil ama durdurucu. Nerede ne zaman durması gerektiğini biliyor ve çok soğukkanlı. Bir stoperden çok daha fazla soğukkanlı. Şimdi Kim Min-jae eğer takımdan giderse, Abdülkerim Bardakçı Kim Min-jae etkisi yaratmayabilir belki ama hiçbir şekilde de sırıtan bir performans da göstermez. Çünkü ligin en iyi stoperlerinden biri ve gerçekten çok büyük seviyeler atladıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuş olacak. Müdahaleleri çok yerinde, zamanlaması iyi, oyun kuruyor, ileri çıkıyor, gol atıyor. Üstelik sol ayaklı ve yerli bir stoper. Yani kim istemez ki bu dönemde şu yabancı oyuncu kuralı saçmalığı olduğu sürece. Şimdi Beşiktaş'ın da gündemindeydi. Fenerbahçe'de dörtlü bir düzen olacak çok büyük ihtimalle. Tabi Jorge Jesus üçlüye de dönebilir, bu ayrı bir konu. Şimdi Serdar Aziz, Abdülkadir ikilisi hiçbir şekilde sırıtmaz. Kim Min-jae kalırsa Abdülkerim Bardakçı ile beraber muhteşem bir ikiliye dönüşebilir. Tabi orada bir forma rekabeti de olacak. Çünkü Atilla Salahi de var elbette. Hatta Novak'ı da sol stoper olarak görmek istiyor Jorge Jesus. Orada büyük bir rekabet olacak. Bir de şu var. Trabzonspor'a gitmesin, Beşiktaş'a gitmesin diye de transfer yaparlar böyle büyük kulüpler. Abdülkerim Bardakçı'yı almak demek onların bir savunma silahını da durdurmak demek aslında. Sürekli forma giyerse, istikrarını korursa daha da seviye atlayabilecek bir oyuncu. Çünkü 30-33 yaşında tam olarak meyve vermeye başlar stoperler. Bardakçı henüz 27 yaşında. Fenerbahçe çok büyük ihtimalle oyuncuyla anlaşmak üzere. Hep beraber neler olacağını göreceğiz. Kim Min-jae'nin takımda kalması onun forma süresini de biraz düşürebilir ama Kim Min-jae takımdan giderse belki de takımın en iyi stoperi olur. Hep beraber göreceğiz.